abi efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Müzik. Teşekkür ederim. Hayrettin'e, Keyfe Keder'e hoş geldiniz öncelikle. Bu arada bir YouTube programı içinde çekim yapmaktayız. Onu da belirteyim. Şu an için itirazı olan var mı? Ben YouTube'da görmek istemiyorum diye. Sadece sohbet edeceğiz hep beraber. İnteraktif bir şekilde. Bir konu belirliyoruz ve bu konu üzerinden gidiyoruz ama o konu sonrasında farklı yerlere de geçebiliyor. Bugün bir gücümüz olsa, mesela bir süper gücümüz olsa veya herhangi bir gücümüz olsa ne yapardık? Ondan bahsedeceğiz. Sonra korkulardan bahsedeceğiz. İkisini bir arada götürmeye çalışacağız. İlk defa bu programda söylüyorum. Süpermen olmayı çok istiyordum. Atletlere S çiziyordum. Anneannemin namaz örtüsünden pelerin yapıyordum ve balkondan uçmaya çalışıyordum. Uçamayınca da suçu pelerine buluyordum. Yani anneannemin namaz örtüsüne buluyordum. En büyük hayalim uçmaktı. Uçmak istiyordum yani. Ama handikap... Mesela uçmak isteyen var mı aranızda? Hiç kimse uçmak istemiyor. Bir tek ben miyim ya? Rüyalarında uçan oluyor mu? Evet. Uçuyor musun abi rüyalarında? Böyle bir yükseliyorsun falan değil mi? Sonra böyle bir uyanıyorsun. Efendim? Genelde çakılıyoruz ama. Genelde... Vaaay! Bu bir alegori miydi? Yapıyor bir şeyler bakalım. Siz uçuyorsunuz ama çakılıyorsunuz. Hayır, yani böyle şey olur ya, rüyada böyle birden boşluktan düşersin. Hı-hı. Ha evet evet, evet evet. O galiba beynin vücudu yoklamasıymış. Yani attım şu an. Attım şu an, bir şey bulamadım, attım şu an. Astral yolculuk da olabilir. Benim bildiğim, ben rüyada uçuyorum direkt ya. Öyle uçarak... Nasıl? Koşa koşa havalanıyor mu bu? Tabii direkt koşarak havalanıyor. Havalanıyor. Ben de öyle. Bizim biraz uçak gibi. Koşa koşa hızlanıp havalanıyorsun abi. Direkt uçmaya başlamıyorsun. Deniz uçağı gibi olabilir o. Üstten biraz iletişim çıkıyor. Ah, hatıralar diyorsun. Ama şey, şöyle bir durum var. Tamam, handikapı söylüyorum mesela. Uçmak mı? Tamam, yükseklik korkum var. Nasıl uçacaksın? Var değil mi? Ya nasıl var? Adam deniz uçaklarıyla uçuyordu bir aralar. Tanıyorum kendisini. Yükseklik korkusu olan bir Süpermen gibi düşün kendini. 3 metrede uçuyorsun abi. İster miydin abi? 3 metre emniyetli bir mesafe. 3 metre emniyetli bir mesafe. İsterdim diyorsun. Ya sana var ya, bulaşan çok olur. Falan diye yukarıdan yakalanır. La uçuyor lan falan diye. Bir 3-5 kişi takılıp düşünsene. Baba bizi Kadıköy'e kadar atsana şuradan falan diye. Şimdi başka hangi şey? Ha, senin bir hayalin vardı. Bir hayaliniz var efendim. Hayalim görünmez olmak. Görünmez olmak. Evet. Ama sadece evde. Hayır. Genel olarak. Genel olarak görünmez. Ne yapacaksın görünmez olup? Şöyle. O mikrofon çalışıyor mu? Evet. Şu tıp tıp yap. Tam ay. Tam çalışıyormuş. Pat pat. Evet. Nasıl anlatayım? Bana düşman olan herkesin gece uyurken yanına gidip tokat atmak. Şu onları acı çektirmek falan olabilir. Gece gidip tokat atacaksın. Evet. Ya yani uykusunda böyle. Beni göremeyecekler nasılsa. Hı? Bana düşman herkese. Düşman herkese. Daha açmayayım. Bir şey söyleyeceğim. Sen kapılardan geçemiyorsun ama. Sadece görünmezsin. Tamam, kapıyı açar girelim. Kapıyı nasıl ya, kilitli? Ben kilitli kapıları açmayı biliyorum. Kapıları açmayı biliyorsun. Lan çok tehlikelisin sen ya. Vallahi çok tehlikeli. Nasıl açacaksın kızım? Çilin girdiysin, bir şey değilsin. Hadi girdin. Bak hadi girdin. Bizim ülkede şöyle bir şey var. Dışarıda olsan bir nebze. Bizim ülkede birini cimcikledin değil mi? Cimcikliyorsun, tokat evet. Atıyorsun. Tamam. Ya, öldürmek falan değil. Sabahına ya da uyandı, hemen hoca çağırırlar. Derler ki bizim ev cinlendi. Bizde bir şey var. Allah muhafaza, her tarafın çarpılır bak. Ama hala istiyor musun insanları tokatlamak? Başka bir şey yapmıyorsun ama ne kadar güzel ya. İnsanların kafasını kesmiyorsun, insanları parçalara ayırmıyorsun. Sadece hafif acı çektirmek istiyorum. Hafif acı çektirmek evet. İstiyorsun. O yüzden de seni şu anlamda tebrik ediyorum. Hani girip de ben kalbinden 8 kere bıçak mıyım? İşte bir tarafını keseyim ağzına vereyim, parmağını keseyim ağzına vereyim falan demediğin için de tebrik ediyorum. Sadece girip tokatlayacaksın yani. Evet, görünmez. Diyebilirim. Efendim? Cimcikleyebilirim. Neresinden? Bak başka şeyler de yapabilir. Bir şey söyleyeceğim. Başka şeyler de yaparsın. Hayır. Su dökebilirim. Yani ya sen ne insancılsın ya. Çok iyimser. Çok iyimsersin. Kesebilirim. Neyine? Saçlarını kesebilirim. Evet. Aa, kaç yaşındasın sen? 29. 29 ama 13 gibisin maşallah. Ama bir şey söyleyeceğim. Efendim? Saçlarını kesilmesi gerçekten kötü bir şey. Düşünsene sabah bir kalkıyorsun, önün yok. Önüm yok. Keşke. Keşke demişim. Yani öyle bir şey olmasın, sabah kalkınca önüm olmasın gibi bir şey olmasın da saçlarımın önü yok. Saçlarımın önünün olmaması çok problem değil ya. Nasıl değil ya, saçmalama. Önümün olmaması problem. Hani zengin demişim, çok kızgın birisinin gelip benim de beni parçalara ayırması ya da bir taraflarımı koparması, demonte etmesi falan, o gerçekten sıkıntı olurdu. O yüzden de bunu istemezdim.
tercih yapacak olsam. Evet, tercih yapacak olsam tabii ki saçlarımı tercih ederim. Yani herhangi bir uzuvumdan. Başka söylemek isteyen var mı bu konuyla alakalı? Mesela bir süper gücü olsa ne yapardı? Hangi güç? Var mı? Benim süper gücüm olsa yok edebilmek isterdim. Yani yok edebilme yeteneğimin olmasını isterdim. Neyi? Ne olursa olsun. Kim? Evet. Yani direkt yok ediyorsun. Olmaz. o yok. Süper güçlerimizin arasında yok. Yok yok. Bu mesela sadece metalleri mi, şunları mı, bunları mı, insanları da mı yok edecek? Şey. Sen o zaman birini öldürebilir misin? Soğukkanlı. Nasıl yok ediyorsun? Canımı sıkmasın yani öldürmek. Ya ben, canımı sıkmasın ama bir yerine bir şey batıramam, öldüremem öldürmek ama. Öldürmek değil ya, yok edeceksin. Öldürmekle yok etmek arasında. Fark var. Asitin içine batırıp çıkara yok oluyorsun. Seninki şey gibi mesela, bir yerden bir yere ışınlamak gibi. Yani başka gibi bir, düşünebiliriz mesela. Başka bir evrene, dünyaya gitsin. Vay iyiymiş, mesela enteresanmış. Mesela buradan tık yapıyorsun, yıllarda çıkıyor falan. Sen canımı sıktın, tık yaptın, gittin. Nereye gittiğim belli değil ama. Bir uyandım Endonezya'dayım mesela. Öyle bir yerdeyim. O çok güzelmiş ya. Yani, benim dünyamda değilsin. Başka bir yerdesin. Başka... Senin sorunun beni ilgilendirmiyor. Doğru söylüyorsun. Ama mesela attın beni başka bir yere. Endonezya'ya falan gidiyor. Endonezya'ya da nereden taktın beni? Gönderirsen Endonezya'ya gönder. Acayip taktım bir şekilde. Benim istediğim güçlerden biri de neydi biliyor musun? Eskiden çok istiyordum böyle. Ya şu gücüm olsun falan diye. Zamanı durdurmak. Aynen. Senin de mi aynı? Versene arkaya mikrofonu. İsim alayım önce. Nagihan Hanımcığım. Buyurun. Zamanı durdurmayı istiyorum. Yani çocukluğumdan beri bizim aynı... Ama şu ana kadar durdurabilmiş değilim. Yok, yapamadım tamam. Henüz. Aynı devrin çocuklarıyızdır. Bizim çocukluğumuzda bir dizi vardı. Şöyle parmaklarını evet, dururdu. Evet. O zamandan beri çok istemişimdir ama öyle bir güce sahip olamadım. Kızın adını hatırlayamadım ya. Çok güzel bir diziydi. Onu. Efendim? Sabrina mıydı? Ha, o cadı. Yok. Samantha mıydı ya? Değildi. Samantha da değildi. Neyse. Zamanı dur. Ama şu da enteresan. Mesela ne kadar durduracaksın? Yani şöyle mesela... Durdurdun, iki saniye sonra başladı. Durdurdun, başladı. Hayır, durdurdun, ben, başladı. Ben istediğim zaman başlayacak. Zaman tekrar akmaya. Ya o var ya, acayip bir şey olurdu ya. Mesela bir yerde çalışıyorsun, müdürün var. O zamanı durdurdun. Değil mi? Yapman gereken. Mesela çok da sinirli bir şey oldu. Zamanı durdurdun. İstediğin kadar durdurabiliyorsun. Benim aklıma. Ben bir ara bankada çalışıyordum. Hiç oralara girmeyeyim. bir ara banka memuruydum ben. Bankada çalışıyordum. Ve çok da sinirlendiğim oluyordu müdürüme falan. Hep aklıma şu geliyordu. O çok böyle sert bir adamdı ve hiç çalışanların halinden anlamazdı. Empati yeteneğinden çok yoksundu. İnsanlara kızıyordu falan. Hep de şu aklıma geliyor. Ulan durdur zamanı. Bankanın en böyle karışık olduğu zamanda. Soy, sadece pantolon değil. Soy çırılçıplak. Tamam mı? Ondan sonra adamı böyle şeyin önü, o memurlardan birinin kucağına oturttur. Başlat zamanı, sen de çalışmaya devam et. Of, müdürü düşünsene abi. Çalışanın kucağındasın. Çırılçıplaksın. Ama ne oluyor falan diye. Şöyle bir şey vardı o dizide hatırlarsan. Zamanı durdurduğunda kime dokunursa o şeyden çıkıyordu. Zamanı yaşamak. Ha, zamanı. Evet. Dokunursan o zaman çıkarmış olacaksın. Dokunmadan soyarsın, denedik. Dokunmadan soyacaksın. Peki zihin okumak? Aranızda zihin okuyabilen var mı? Zihin okumak isteyen var mı mesela? Ben birinin zihnini mesela kadınları yine sen çocukken hepsini istiyormuşsun. Zamanı durdurayım, zihin okuyayım, uçayım. Zihin okumak evet. Evet. Ben mesela Tuna'ya diyorum hep kafanda baloncuk olsa. Kafanda baloncuk olsun. Bir şey söyleyeceğim, kafasında baloncuk yaratabilirsin istiyorsan. Bak o mikrofonla şu sert bir vuruşla kafasında bir baloncuk yaratabilirsin istiyorsan. Ya gerçekten de insanların düşüncelerini okumak ister miydiniz? Efendim? Böyle fikirler pek vermesin. yok bir şey olmaz. İnsanların düşüncelerini okumak. Kadınların mı erkeklerin mi? Hiç öyle düşünmedim ben. Herkes düşün. Kadınların bence. Kadınların mı? Bence kadınların. Bence de kadın. Biz sizi anlayamıyoruz çünkü. Ya biz sizi çok iyi anlıyoruz. Anlıyorsunuz vallahi, anlıyorsunuz. Biz sizin elinizde hakikaten her şeyi yapıyoruz bak. Her şeyi. Bir lafınız mesela bir yere mi gideceğiz falan. Biz gidelim mi? Sen bilirsin. Al. Şimdi biz sizi anlayamıyoruz sen bilirsin. Git mi dedin? Hadi yiyorsa git mi dedin? Akşam ne zaman geleceksin mi dedin? Bak sonrasına karışmam, evde gelirsen beni bulamazsın mı? Biz sizi anlayamıyoruz mesela. Sen bilirsinden bir sürü anlam çıkıyor. Ama biz çok düzüz ya. Bak sor mesela akşam gideyim mi? Git hayatım. Git.
Mesela perşembe akşamları bizim bilardo gecemiz var arkadaşlarla. Yahu bir senedir bak sus. Bir senedir gidiyoruz. Bir senedir gidiyoruz. Her akşam gidiyoruz ama her akşam demişim. Her hafta perşembe gidiyoruz ve her hafta perşembe şu diyalog geçiyoruz. Bu akşam gidecek misin? Ya gideceğim. Bu akşam da gideceğim. Çünkü biz bunu planını yaptık. Bu akşam gitmesem mi? Gideceğiz. Ya dur mikrofonu alalım. Derincim alalım mikrofonu. Evet. Ya ben mesela eskiden şöyle düşünüyorum. Mesela hayallerden bahsederken ve süper güçten bahsederken hayvanat bahçesine giden var. Hepimiz gitmişizdir yani hayvanat bahçesine. Gittiğim zaman mesela hayvanlarla konuşabilmeyi çok istiyordum ben. Ya onlar acaba ne derler, ne söylerler? Hayvanlar bana bir şey söyler. Ben onlara söylesem mesela fıstık yer misin falan desem. Abi yedik attılar falan desem. Mesela o bana bir şey söylese. Ben mesela ayıyla konuşsam, kurtla konuşsam. Baba ne yapıyorsunuz, sıkılıyorsunuz mu falan diye. Abi bizi bir kurtarsalar buradan diye. Evet annem de konuştuğunu iddia ediyor. Çağırıyorum geliyor diyor, yat diyorum diyor, şunu yapıyorum falan diyor. Sesiyle, bakışıyla. Annem ilaç kullanıyor işte şey yapmıyor. Yakında düzelecek bakalım annem. Problem yok baş. Şeyde. Peki başka herhangi bir gücü buraya kadar konuştuk. Herhangi bir şu gücüm olsun diyen var mı? Başka bir şey yapmak istemedin. Hiç bir gücü. Gene ben konuşayım. Konuş kardeşim. Güç. Uçmak vardı gene. Hı. Abi söyledi 3-5 metre kafi bence de yani. Aynı fikirdeyiz aslında. Uçmak 3-5 metre kafi olur mu ya? Ya uçabiliyorsun ve böyle bir yeteneğin var. Sadece 3-5 metreye mi çıkıyorsun? Yeter baba bu kadar falan yani, diye. Çok yukarı çıkarsan hani bu yükseklik korkusu şey var mı? Yani. Ne oluyor uçakla? Hani türbülans. Sen girmezsin ya. Senin neren girecek türbülansa merak etme. Şey, yükseklik korkusu var mı? Yok. Yok. İşte tamam ne 3-5 metrede geziyorsun. Ama sen kısıtladın ya orayı işte. Ben Nihat'a kısıtladım. Sana kısıtladım. Sen uç. Tamam o zaman. Sen uçabilirsin. Sana kısıt ya yok. Şimdi baktığın zaman uçmak kafi aslında ya. Hani daha çok da üstüne gitmeye gerek yok. Sonuç olarak kendi başına. Peki uçuyorsun. Enerji bak. Kullanmadan girebiliyorsun. Tamam. Yere. Uçuyorsun. İlk ne yaparsın? Şimdi bak mesela buradan uçmaya başladın. Kıbrıs'tan oradan sonra hemen yurt dışına kaçtın işte mis gibi. Hemen. Aynen. Aile falan haber verme. Buradan bu kafeden çıktığın gibi uçmaya başlıyorsun. Aynen. Koştun zıpladın gittin hemen işte. Ben olsam düşünsene Beşiktaş Fenerbahçe maçı veya Beşiktaş Galatasaray maçı. Stadın ortasına indiğini düşün. Böyle. İndiğini düşün. Ha, bak o da çok iyi ya. Vallahi taparlar. Şerefsiz taparlar. Stadın tepesinde böyle duruyor. Bizim ülkede vururlar. Her yerde vururlar. Yani bir şey giymen lazım. Bir şeyler yani. Görünmezlik de lazım bence. Görünmezlik de lazım. O zaman neler yaparsın var ya. Of. Bak sapıklara bak. O bak. Hayır ben bilerek arkaya şey çıksın diye. Ya bizim zamanımızda görünmez olacağız. Yani sevdiğin kızı gözetlemek vardı bizde. Yani söyleyeyim. Yani düşündüğümüz zaman değil mi Tuna? Ya yani benim burada çocukluk arkadaşım var. Evet. Ya ben bir Tuna'yı gözetlemek istiyorum, bir de sevdiğim kızı gözetlemek istiyorum. Efendim? Sapıklık. Evet sapıklık oluyor ama o zaman sapıklık zaten. Yani 90... Ya belli bir dönemde zaten hormonlar senin bedenini ele geçiriyor. Ve bir yerden sonra artık mantıklı düşünemiyorsun. Ben niye bunları söylüyorum şu anda ben hiç... Yani babamla bir şeyin önündeyiz. Tezgah denmez. Vitrinin önündeyiz. Vitrine bakıyoruz. Kadıköy'de o dönemin bilinen bir delisi varmış. Ani hareket deyince. Böyle bakıyoruz. Adam geldi böyle yaptı. Kalk dedi. Biz babamla beraber kalabalık Kadıköy. Anıtık diye böyle kaldık. Adam ondan sonra böyle yaptı. Döndü. Adam gidince babam böyle anıtık dedi. Ben böyle anıtık falan yapınca. Herkes bize döndü. Adam meğer oranın delisiymiş. Herkese hayt yapıyor. Ama adam sadece erkeklere yapmıyor. Kadınlara da yapıyor. Babam dedi ki ondan sonra bana dedi. Şunu izleyelim dedi. Babam da deliymiş. Şunu biraz izleyelim dedi. Biz babamla izledik. Bak çanta fırlatanlar, teyzelere, vuranlar, düşenler, kayanlar, herkese. Sonra bir de adam dönüp gidiyor. Başka konuşmak isteyen var mı? Korkulardan konuşmak isteyen var mı? Böyle çok saçma bir korkusu olan var mı mesela? Ben söyleyebilir miyim? Tabii ki. Oradan mikrofon hemen ulaşsın. Efendim? Biraz zor olacak yani. Yok bekleriz. Hiç problem değil. Rica ederim. Merhaba. İsim alalım. İlayda. İlaydacığım. Hemen dinleyelim seni. Benim korkum gerçekten çok saçma bir korku. Tamam. Köpek balıklarından çok korkuyorum. Ama normal. Ama nasıl korkuyorum biliyor musunuz? Havuzdayken de korkuyorum. Havuzdayım mesela. Bir yerdeyim, havuzdayım, yüzüyorum. Gölge gördüğüm anda köpek balığı sanıp çıkıyorum. Ciddi mi? Çok büyük bir korku gerçekten. Niye? Çok korkunç, bilmiyorum. Ya böyle bir körfez falan çünkü öyle bir yer... Çünkü izlediğim bir film vardı. İsmini biliyor musunuz? Jaws. İsmini ben de bilmiyorum bu arada. Jaws'tır.
Bilmiyorum. Böyle her su damlasından köpek balığı oluyor. Yağmur yağıyor, her damlada bir köpek balığı oluşuyor. Çizgi filmdir o ya. Ben öyle bir film hatırlamıyorum. Çok korkunçtu. O bende büyük Şark neydi o? Bak biliyor. Şark neydi o? Saçma sapan. Evet. Denizdeyim mesela. Ben yüzmeyi çok severim. Çok bayılırım ama denizde gölge gördüm. Ah köpek balığı diyorum, hemen kuyuya. Havuzdayım ya. Havuzda köpek balığının ne işi var, anladınız mı? Valla enteresanmış. Ama yani bu filmden kaynaklanıyor. Bir travmadan kaynaklanıyor. Evet. O yüzden de gülmeyelim. Evet. Ya böyle saçma şey olur. Yani, havuzda köpek balığının ne? Bakın belgesel izlerken de köpek balıklarından çok korkuyorum. Megalodon vardı mesela bir ara. Benim evet. İzlediğim en korkunç filmlerden biri. Üç harflerden korkmam. Ay canım ya. Üç harflerden korkmam. Köpek balığından korkuyorum ya. Bir şey olmaz o zaman. Sana bu hayatta bir şey olmaz. Merak etme. Sana en son zarar verecek şeyden korkuyorsun. Bir şey olmaz. Evet. Hani gidip de bir yerde körfezde yüzmedikten sonra herhangi bir yerde bir şey, San Diego'da körfezde... Böyle de bir şeyim var biliyor musunuz? Hayalim var. Köpek balığı dalışı yapmak istiyorum. Şey Eray'cığım... Hani yapıyorlar ya böyle kafesin içine... Psikopatları almıyoruz. Ya bakalım. Kafesin içine insanları alıyorlar ya böyle... Sen şeyden dolayı mı istiyorsun bunu? Korkumu yeneyim. Korkumu yenebileyim evet. Diye. Bir de hayranlık duyuyorum. Çok da beğeniyorum köpek balıklarını. Ama çok da korkuyorum. Ama enteresanmış. Korkunun üstüne de gitmek istiyorsun. Ben seni tebrik ediyorum vallahi. Güzelmiş. Belgesel izlerken falan çok korkarım gerçekten. Karanlıkta ay, mesela köpek balığı filmi izleyemem. Çok korkarım. Ama üç harften cinlerle ilgili bir şey falan. Onlardan hiç korkmuyorum. Bir ay. De zombilerden çok korkarım. Zombilerden. Ama bunların hepsi ülkemizde olan şeyler. Korkman son derece normal yani zombilerden. Evet. Peki bu zombilerden korkuyorsun. Zombi mesela zombi kıyameti olsa onlarla alakalı böyle bir şey hazırlığın var mı? Ben asla, böyle kaçarım. Asla hiçbir şey yapamam. İlk ölen muhtemelen ben olurum. Genelde korku filmlerinde ilk hani böyle salaklar, sarışınlar falan ölür ya. Evet. Veya gözlüklü olan da. Ben mesela. Ben mesela. Zombi şeyinde ilk ben ölürüm. Elim ayağım tutulur. Hiçbir şey yapamam. Belli ama zombilerin hareketine göre. Hayır hiçbir şey yapamam. Ya niye yapamayacaksın sen? Delirtme insanı. Ben senin babam olsan valla tokat. Ne demek yapamıyorsun ya? Mesela zombi şöyle geliyor. Diye. Buna nasıl bir şey yapamıyorsun ya? Ama böyle Dünya Savaşı Z diye bir film vardı. Senin anın diye gelen böyle zombiye karşı bir şey yapamazsın. Ama diye gelen yavaş yavaş gelen zombiden kaçarsın ya. Evet kaçabilirim. İşte. Ya birazcık zorlasan. Ama sadece kaçabilirim. Birazcık zorlasan köpek balığından da yüzerek kaçarsın. Hayır. Köpek balığına nasıl kaçabilirim? Hayır. Onun da şeyini izledim bu arada. Çenelerin altından veya bu yüzgeçlerin arkasına indiğinde dengesi bozulur. Tabii. Sen de onu o zaten aklına gelir. Hayır. O zaten aklına gelir orada. Çenesinin altından yüzgeci çevirdim ben. Değil mi? O gelir aklına direkt zaten. İlayda'cığım çok tatlısın. Peki gücün olsaydı onu da sorayım öyle bırakalım. Ben kesinlikle şey isterdim ya. Böyle merak ettiğim insanın hayat fragmanını görmek isterdim. Hayat fragmanını? Ama böyle 20-30 yılı görmeyeyim de böyle bir fragman olarak göreyim böyle. Bir dakika. Çok iyiymiş hakikaten. Hakikaten çok iyiymiş. Buna hiçbir şey söylemedim. Bakayım mesela merak evet, bugünün ettim. en güzel düşleri şey güçlerinden biriydi. Teşekkür ederim. Evet. Çok mantıksızdı ama. Çok mantıksızdı ama iyiydi yani. Ama birçok şeyden daha iyi değil mi? Evet, bence böyle de. Düşünce okumaktan falan. Zaten görüyorum ne olduğunu biliyorum yani. Tamam İlayda teşekkür ederiz. Şaka yapıyorum. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Renk kattın. Alalım mikrofonu. Bu benim şeyde var. Eşimde var bu. Mesela Bursa'dayız. Yani burada olabilecek Mudanya falan güzel yalı. En büyük olabilecek dalga 1 metre falandır. Belki 50 falan. Eşim benim tsunami'den korkuyor burada. Gayet makul bir korku. Tabii canım yani köpek balığının olduğu yerde tsunami de olur. Gerçekten doğru söylüyorsun. Ya ne tsunamisi Allah'ını seversen sen de tsunami'den korkuyor ya. Sanki Japonuz hepimiz. Siz bak siz ikiniz var ya bir şey söyleyeceğim. İkiniz aranızda şey devam edersiniz. Bu hey ya Rabbi Allah Allah. Burada bir doğum günü daha var burada. Doğum gününüz kutlu olsun efendim. Nice mutlu yıllara. Kaç olduk? 25. Ay ne güzel bir yaş ya. Hangi burç? Terazi. Terazi ya. Allah Allah bilmiyor musun kızın ayı? Nereden bileyim kızın ayının terazisini? Terazi ayına girdik ya. Terazi ayına girdik. Evet. Recep, Şaban, Ramazan, terazi.
Allah'ım ya, terazi ayına girmişiz. Görkemciğim, şimdi biz korkulardan bahsediyorduk zaten. Var mıdır böyle bir saçma sapan bir korku? Biz korku güçlerden de bahsediyorduk da onlar, onu bir daha geleceğiz. Spesifik olarak bir şey yok ama hani böyle yolda yürürken kafama bir şey düşer. Motorla giderken hani bariyer iner onlardan falan. Korkarım yani, tedirgin olurum. Sen de mi? Sen de mi? Benim de var. Sanki böyle bir şey kafama düşecekmiş gibi. Senin tabelaların altından korkuyor. Yürümem mesela ben. Bir de bu şey kapakları var ya, onlar da... Rögar kapakları. ...düşerim. Öyle etrafımdan korkuyorum. Sen bassan düşmezsin, o ağırlıkla bir şey olmaz, merak etme. Şey, kask... Kask mı demiş? Ne dedin ya? Hakan. Kask takıyorum abi. Yok, o benim saçmaladım be. Kask ne ya? Şey, yok, bir şeyler, yani bariyerler düşer diyor. Yani, otoparka ya, falan geliyor. O ama o bir, o herkes de var ya. Şu otomatik bariyerden bahsetmiyor mu? Öndeki araba ödeyip tam geçiyor, kalkıyor. Ulan bu inerse. Hani bu bir algılamazsa falan. O hepimizde var ya. Bende de var o. Başka var mı? Sensör var ama, bir şey olmaz ya onlar. He? Sensör var hepsinde. Bilimsel olarak sensör var. Salak salak iş yapmayın bak. Gelecek olmuş. De şey, bir de güce gelelim. Ondan sonra da doğum günü kızına vereceğiz ismini öğrenelim. Yani güç olarak da şey, görünmez olmak isterdim böyle. Hani bulunmamam gereken ortamda bulunmayı isterdim. Atıyorum ne bileyim, NASA. 51. bölge falan. Ne dönüyor? Oo, 51. bölge iyiymiş ha. 51. bölge, orada vur emir var bir de galiba. Yanlış bilmiyorsam evet. Vur emir var. Görebilirler bence. Efendim? Olabilir yani. Nasıl? 51. bölge yani, olduğunu da bilmiyoruz. Evet. Belki sen görünmez giriyorsun ama oradaki ne varsa belki seni görebiliyor. Tamam, her şeyi görüyor. Her şey olabilir. Sensör var, sensör. Yakalıyor seni, sensörden yakalıyorlar. Uzay mekiğine binip böyle bir daha inene kadar orada. Yaz bir şey söyleyeceğim, senin sesin çok etkileyici ha. Teşekkür ederim. Valla bak, değil mi? Abi uzay mekiği indi. Şöyle beni aldı falan. Eyvallah. Bir tur attık, eyvallah. Beni şurada bırakın. Hayır, deney yapacak. Bırakın lan. O zaman yanımızdaki hanımefendiye, Damla Hanım'a geçelim. Doğum gününüz kutlu olsun bu arada. Teşekkür ederim. Nice mutlu yıllara, rica ederim. Sizin var mıdır bir korkunuz? Saçma bir korku mesela. Yok. Tamam, teşekkür ederiz Damla'ya. Yeni yaşında inşallah olur diyormuşum. Hayır inşallah. Başka? Yok, şey olarak benim mesela boğularak ölme korkum var. Oo, kötü bir ölüm. Evet. Ben öldüm. Yani o düşünüyorum psikolojik olarak çok gerçekten zor. Ama öldükten sonra tabii. Problem yok. Ölene kadar. Evet. Öldükten sonra problem yok. Ölene yani kadar zor. O çırpınma anı falan böyle nefesimi kesiyor düşününce falan da. Peki süper gücün olsaydı ne isterdin? Yani süper bir gücüm olsa bir kere düşünce okumayı çok isterdim. Bugün hiç farklı bir şey söyleyen evet. Yok ama herkesin aynıymış, ortakmış yani düşünce okumak. O bir da... de şey böyle, görünmez olmak ama atıyorum her şeyin içinden de geçemeyeceğim. Buradan işe gideceğim mesela. Hı. Buradan yara yara direkt gideyim isterdim. Yani hiç trafiği bekle, direkt falan. Peki çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Renk kattınız. Çok sağ olun, görüşmek dileğiyle deyip hemen mikrofonu bu arada yan tarafa uzatabilir miyiz? Orası hiç konuşmuyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsim? Fatih. Fatih'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Senin var mı kardeşim herhangi bir böyle saçma bir korkun var mı mesela? Saçma bir korkum yok. Klasik korkum var yani ölüm. Işte klasik hani. Korkum derken klasik eserlerden mi? He? Öyle bir şey değil. Öyle bir şey değil de nasıl? Yani ölümden yani sevdiklerimin ölmesinden evet. Onlardan korkuyorum yani genel olarak. Evet yani hepimizi korktuğum şey. Ben bir ara şunu düşünüyordum. Ölümle alakalı. Mesela şöyle bir şey olsa. Atıyorum ben 52 yaşında öleceğim. 52 yaşıma 2 ay kala böyle kapıya bir mektup gelse. Mektup böyle hani şey inancına göre mesela. Müslümanlar mı böyle Tanrı tarafından işte gönderilmiş bir mektup. Altın yazılı. Hani Harry Potter'a geliyor ya. Açıyorsun böyle diyor ki 52 yaş işte 2 ay sonra saat 3'ü 3 geçe alıyoruz. Tamam diyorsun. Sevdiklerine vedalaşıyorsun. Bavulunu yapıyorsun. Bir tane böyle araç geliyor. Seni alıyor. Öpüşüyorsun. Gidiyorsun. Ölmüyorsun ama. Seni başka bir boyuta götürüyor. Ve seni sevenler diyor ki aa o yaşıyor hala orada. Ama sen bir daha dünyaya dönemiyorsun. Ama sen o boyutta yaşamaya devam ediyorsun. Ölmüyorsun. Geleceğe dönüşte böyle aracın bir anda havada böyle kaybolup da zamanda kaybolması gibi aracın. O araç böyle kaybolacak. Sen başka bir boyuta gideceksin. Hey ya Rabbi ya Resulallah. Ya bu kadını kesin ya. Yana verelim hemen. Abi bu arada şeyi de sorayım. Korkudan sonra gücü de sorayım. Güç de Homelander'ı biliyor musunuz? Ya bilmez miyim? En sevdiğim. Aynen. Ya ben direkt o olurdum. Çok detaya girmeyeyim burada. Anladık zaten. Homelander'ı tanıyanlar senin ne kadar kötü, ne kadar böyle
artık bir şeyler söylemeyeyim. Ne kadar insanları gebertebileceğini, bir göz ışınıyla bütün insanlığa katliamı getirebileceğini biliyor yani. Evet, o yüzden devam edelim. Vay, sen hakikaten böyle bir canilik var mı içinde ya? Yok, sadece kötülere karşı yani. Ha, kötülere karşı. Evet. İyi çevirdin. İyi çevirdin. Ama peki, tek kötü ben kalana kadar yani. Sonra? Sonra o araba geliyor. Sen başka bir boyuta gidiyorsun. Peki, teşekkür ederim. Hemen yan tarafa uzatalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsim? Ben İrem. İrem, hoş geldin. Korkularımdan mı başlayayım? Nereden istiyorsan oradan başla. Ben böceklerden çok korkuyorum ama inanılmaz korkuyorum. Valla? Valla. Mesela hangi böcekler? Hepsinden mi hemen? Sinek falan çok okeyim. Sineği böyle vurup öldürürüm. Onu da sıkıntı. Diğerlerini de vurup öldürürsün. Diğerleri beni vurup öldürebilir. Niye? Onlar da, onların da cüsseleri öyle kedi kadar değil böcekler. Onları da vurabilirsin. Tamam, böceği olsa ben o evden çıkarım, artık o ev onun olur. Aa, hızlılar diye mi böyle? Hızları mı etkiliyor seni böyle? Fışk diye gidiyorlar falan. Direkt varlıkları etkiliyor. Bu arada hep telefon çalıyor. Annem arıyor ya. Ne bileyim, almadım uçak bana. Annem aradı. Evet, gerçekten annem. Biliyorum, onun sesi onun yani. Pardon ya. Ben de tiksinirim böceklerden. Çok sever. Hele hızlıysa. Çünkü vuramayınca sanki intikam almaya geliyormuş gibi oluyor. Kaçınca senin üstüne geliyormuş gibi oluyor. Öne doğru verelim mikrofonu. Bir de buradan konuşalım. Sonra da yavaş yavaş Esin Hanım'la da konuşacağız. Sonra Bilge Hanım'la konuşmayacağız. Sonra burayla konuşacağız. Sonra programı yavaş yavaş sonlandıracağız. Evet. Korku olarak iki tane çok saçma var. Nefis. Çok bayılırız. Hemen alın. Bir tanesi düdüklü tencerenin patlamasını. Aa, o bende de var ya. O bende de var. O lanet olasıca tencereyi kim icat ettiyse. Yaşamadım ama yaşayabilme ihtimalinden çok korkuyorum. Evet. Patlaması sıkıntı değil. Patlamayanları çıkamıyorum. Sensör var. Biz ikimiz çok gerçekçiyiz. Sensör var, bir şey olmuyor değil mi? Gerçekten sensör var ama. Evet, artık bir şey olmuyor. Ya ama niye bir insan düdüklü tencere yapar ki ya? İcat eder ki? Niye, bence çok gerekli. Ya niye öyle icat ediyorsun ama? Nasıl? Ay, ilk başta icat ederken fit 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 şeyini falan çıkarıyorsun. Ya arkadaş, 5 saatte pişiversin. Ne var yani? 5 dakikada pişen çıkmış ya. 5 dakikada pişen çıkmış. Vallahi süper. Patlamıyor ama. Evet, patlamıyor. Sen patlamasını mı istiyorsun? Üzüldü ya. O 5 dakikada pişiren patlamıyor ama, çok kötü yani. O patlamıyor. İşte patlamasın zaten, bizim amacı. Lazım, o korku lazım. Aksiyon lazım diyor ya. Niye bu kadar acele ediyoruz? Yemeğin hızlı pişmesine, yavaş pişsin. Evet, ben de onu diyorum abi. Sakin sakin. Ya ne gerek var? Hayat hızlatıyor. Yarım saatte pişirme ya fasulyeyi. Evet. Evet. Kadınlar çalışmasın. Hadi bakalım. He, dur. Evet. Oraya gel. Ondan. Çalışan. 6'da geliyorsun. Kaçta eve gideceğiz? 12'de mi? Yeme o kadar ağır yemek. O kadar ağır yemek. Zeytin peyniri yemek ne olacak ya? Gerçi. Şart mı yani illa? Ama işte insanın canı çekiyor. Düdüklü tencerede yemek yapmak zorunda. Mikrofona hiç gerek yok. Düdüklü tencerede yemek. Bence de ya, düdüklü tencerede yemek yapmak zorunda değilsin. Bana da garip geliyor. Bir tek düdüklü tencerenin yaradığı yer neresi biliyor musun abi? Şey. Yok yok, et de değil. Et de yavaş yavaş pişmeli bence ya. Hayır ya. Şey. Mısır. Mısır. 5 dakika. Süt mısır. Niye onu 5 dakikada yiyoruz da yemeği 1 saat 2 saat yiyoruz? Neden onu 5 dakikada yiyoruz? Çünkü o keyfimiz, hemen keyfimiz kaçmasın. Yemek açız ya, bekliyoruz. Mısır keyif için yapıyoruz ya, keyfimiz kaçmadan yiyelim diye kıçımdan uydurduğum bir bahaneyle beraber. Bence öyle ya, mısır neyse yemek ağır ağır pişse de onu beklemek daha iyi. Mesela Fransızlar 3 saat 5 saat yemek yiyorlar. İspanyollar falan. Biz çok aceleyiz ya. Fast foodcuyuz acayip. Çiğ et yiyorlar mesela bunlar. Evet, çiğ et. Ne gereksiz ya, çiğ et. Hayatta medium bilmem ne falan. Pişir lan şunu. Çok acayip ya. Onlar çok korkuyor bence. Efendim? Çiğ yiyorlar. Evet. Onlar da düdükleyeceğiz. Hemen verelim mikrofonu tekrar. Aa, şeyi sorun. Gücü sormuştuk değil mi size? Konuşmuştuk. Evet. Tamam. Evet. Evet, bir daha konuşma benimle. Kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk. İsim? Yusuf. Yusuf'cum, hoş geldin. Ben süper gücümü anlatacağım. Korkum. Hayır, öyle bir söyle. Süper gücümü anlatacağım ve gösteriyorum şimdi burada. Buyur abi. Olmasını isterdim yani. İnsanların zihnine müdahale etmeyi isterdim ben. Oo. Mesela benim senin yetkili birisinin düşüncesi benim hayatımı etkiliyor ya. Mesela süper. Faiz sebep enflasyon. Bunu süper. Mesela düşündüğün an, evet, ben zihnine girip
ya bilim var, kitap var, eğitim var, böyle bir şey yok, saçmalama. deyip, kendine gel deyip o düşünceden onu vazgeçirmek istedim. Vazgeçirmek istedim. Ben Fenerbahçeliyim. Ben de. Mesela maç izlerken Mourinho'nun zihnine girdiğinde sağ bek topallıyor, değiştir. Şimanski yolculuğu. İnsanların düşüncelerini değiştirmek istiyor. Düşünce, okumak değil, düşüncelerini değiştirmek istiyorsun. Çok iyiymiş. Korku? Korku. İhtimallerden bir de görmediğim şeylerden korkarım. Ya. Mesela şöyle ihtimal. Mesela burada bir böcek var şu an. Ben onu görmüyorum. Nerede olabilir? Aynen. Ya o şu an benim o, görene kadar anladım. Sürekli tedirgin olurum. Bacağımdan çıkacak işte orama. Evet evet. Ama gördüğüm an o korku. Ya o bende de geceleri oluyor. Yattığım zaman abi ya kulağıma girerse, kulak diyeyim şimdi. Aynen. Bu, hele yayındayken kulak diyeyim. Kulağıma girerse diye çok korkuyorum mesela. He? Bunun nerede delikten evet. Çok insan korkuyor hakikaten ya. Ben vallahi mesela bir yerde okumuştum. İnsan hayatı boyunca 28 tane mi 38 tane mi ne örümcek yiyormuş. Sonra yiyormuş tabii uykunda yaparken. Ama sonradan onun yalan olduğu anlaşıldı. Yalan olduğu anlaşıldı sonra onun. Öyle bir şey yokmuş. İsveçli bilim adamları bunu İsveçli bilim adamları da işi gücük saçma saçma şeylerle uğraşıyor. Çok teşekkür ederim Mustafa'cığım. Renk kattın ya. Mesela bugün Sevcan gözleri açık uyur. Sevcan gözleri açık mı? Sen bunu niye en saçma sapan? Ben küçükken... o yüzden yastığı kafamın üstüne koyar uyuyorum. Kimse korkmasın diye. Öyle değişip uyuyorum. Kafamın üstüne koyar uyuyorum. Kimse korkmasın diye. Öyle değişip uyuyorum. Ya gözleri yarım açık olur. Biz küçükken mesela uyuyorum uyumuyorum diye böyle bakardık. Gerçekten mi ya? Niye? Ya niye derken sen de... Allah Allah tam kapanmıyor mu gözler? Kapasana be. Açılmayacak diye korkuyor olabilir. Gözlerim kapalı. Açılmazsa var. Ya da açtın körsün. Tövbeler olsun ya. O da çok kötü abi. Evet. Vallahi enteresan bir şey. Ben bunun üstüne çok giderim ya. Vallahi yetenekmiş hakikaten. Gözler açık uyumak. Her yerde uyuyabilir misin gözlerin açık? Ben her yerde uyuyabilme yeteneğine sahip. Sahip misin? Evet. Müthişmiş ya. Hemen uyuyorum. Hiç. Arada vallahi... ses çıkmıyorsa yok lan. Vallahi ben arada bir yoklayayım programda. Uyudum uyumadım dedi. Şunu alayım hemen şuradan. Dur bir atlama dur. Evet. Hemen sizden de alalım. Sonra da yavaş yavaş bu haftaki programı bitireceğim. Hoş geldiniz efendim. İsim? Esin. Esin'cim hoş geldin. Annemin ismi bu arada. O yüzden de seni en sona sakladım. Seni en sona sakladım. Söyleyeyim mi? Söyle. Sus da söyleyeyim falan. Söyle söyle. Giriş yapıyorum kadınlar. Ben şey görmüştüm rüyamda bir kez. Akıl sağlığımı kaybettim böyle. Delirdiğim falan. Hı hı. Şu anda sen akıl sağlığın yerinde mi zannediyorsun? Tamam. Bak o günden sonra gerçekten benim böyle yani gerçekleşme ihtimali çok az. Evet. Ama korkum diyebilirim. Akıl sağlığını kaybetmek. Evet. Valla iyiymiş, enteresanmış. Az... Ya hayır, gerçekten gerçek gibiydi. Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Bazı yerlerde bunu kullansana. Mesela evde falan, eşin evdeyken mesela. Sanki böyle akıl sağlığını kaybediyormuş gibi. Ama bunu rüya gibi değil. Öyle olduğumu düşünüyorum zaten. Normal görmüyorum. Mesela şeyde, çocukları zehirleyesim geliyor falan filan. Hayır, bana sabah dedi, sakin. Sakin olamıyorum de böyle de olamıyorum falan. Olamıyorum. Geliyorlar bana. Hele seni gördükçe böcek gibi görünüyorsun gözüme falan de böyle. Böceklerden korkuyorum. Hayır sen böcek gibi görünüyorsun gözüme de. Ezesim geliyor seni falan de. Bunu kullanabilirsin ya bence. Gücün olsaydı? Ben şey nesneleri hareket ettirmek isterdim böyle senin gücüyle. Nereye? Aynen. Harry Potter'daki gibi falan böyle yıkansın nesi. Ya bu... Hiç hareket etmeyeceğim şöyle gözlerimle ya. Ya bak biraz daha zamanımız olsaydı çok şeyler söyleyebilirdim bunlarla alakalı. Keşke ilk seninle konuşsaymışız. Kadınlar zaten bunu yapamıyor ya. Gözleriyle hareket ettiriyorlar. Ya bazı kadınlar var hakikaten hareket ettiriyorlar nesneleri. Deyip programı burada kapatalım bence. Sevgili dostlar buradan öncelikle buraya ayaklarınıza sağlık. Buraya kadar gelen herkese çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Desteğiniz için çok sağ olun. YouTube'da izleyecek olanlar da öncelikle arkadaşlar kelimesini hiç sevmiyorum. O arkadaşları kullanmayacağım. YouTube'da izleyecek olan değerli dostlar, kıymetli dostlar.
beğenip paylaşırsanız ve abone olursanız kanala çok sevinirim. Çok, bizi çok mutlu edersiniz. Bu arada Instagram'da da varız. Hayrettin'de keyfek eder. YouTube'da da Hayrettin'de keyfek eder. Takip ederseniz çok mutlu oluruz. Her pazar günü stüdyo kafede saat 4'te programımız var ama program saatleri değişebilir. Onu bildireceğiz. Bugün bizlerle burada olduğunuz için öncelikle stüdyodaki konuklara ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Bugünlük programımız bitti. Geldiğiniz için çok teşekkürler. Sağ olun. Gözler açık. Uyudun mu?